Hepinize merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size her sezon olduğu gibi yine trençkotları çekeceğim. Çünkü bahar mevsimlerinin kurtarıcısı, en zamansız parçalardan biri ben. Gerçekten her mevsiminde böyle dolaptan tekrar tekrar çıkan, asla modası geçmeyen bir parça varsa biri trençkotlar, diğeri de deri montlardır. O yüzden ben her seferinde size söylüyorum ki hani böyle indirimlerde bulduğunuzda kaçırmayın. Asla modası geçmiyor ve aldığınızda uzun yıllar kullanıyorsunuz. Hatta öyle bir dönemdeyiz ki şu an aldığımız kıyafetler bile seneye değerlenmiş oluyor. Size videoyu başlamadan şöyle bir baktım fiyatlara. Bu sezon gerçekten çok uçuk fiyatlar. Ama hani aldığınızda da çok uzun yıllar kullanacağınızı düşünerek belki onu hesap ederek alabilirsiniz. Ya da bekleyip böyle özel fiyatlara bazen düşüyor. Onları değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben turuma başlıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yine şöyle çok klasik renkte ve çok güzel bir trençkot deniyorum. İçerisinde astar olmadığı için inanılmaz hafif ve yumuşacık. Böyle yani çok yumuşak ve cılız bir şey değil ama çok hani öyle kalıp gibi bir trençkot değil. Bilek yerleri falan böyle. Üzerinde de böyle apoletleri falan var. Bunları genelde kendi bedenimi tercih ediyorum ki siz kendi bedeninizi rahatça anlayın diye. Bu XS böyle göstereyim. Arkada da yırtmacı da var. 3200 TL'de bir fiyatı var. Rengi çok güzel bir haki olan bir trençkot deniyorum. Bunun içerisinde de astar yok. Bunda yine dediğim gibi tam bedenimi hani giydim ki XS olarak daha iyi anlayın diye, ama sanki bunda small almak daha iyi. Çünkü omuzlarımı çok daha dar gösterdi. Aslında enden falan çok çok güzel. Şöyle göstereyim, enden bol aslında. 2400 lirada fiyatı var. Bunun fiyatı da 2400 TL böyle. Yine çok klasik bir parça deniyorum. Rengi zaten çok zamansız, tam bir trençkot rengi. Modeliyle de öyle. Çok öyle uzun değil. Bilekten bir karış yukarıda bu XS beden ama kalıbı da bayağı bol. O yüzden rahatça giyebilirsiniz bunu. Arkasını falan göstereyim. Yırtmaçlı ve kemerli. Fiyatı 2400 TL. Bir tane şöyle çok güzel bir trençkot giyiyorum. Kısa. Eğer böyle çok uzunları sevmiyorsanız, boyumu kesiyor diyorsanız buna bakabilirsiniz. Çiftli bedenlerde satılıyor. Bu XS ve small ve böyle deri kayış detaylı. Mesela apoletleri vesaire. Deri ve kumaş yüzeyli oluşunu falan sevdim. Arkası da böyle. Bence boyu vesaire çok çok ideal. Biraz geniş enden bir kalıbı var ama tarzı bayağı güzel. Hatta Prada'nın yeni çıkarttığı montuna çok da benziyor. Fiyatı 2000 TL. Şöyle gösteriyorum. Sanıyorum aralarında en beğendiğim bu olabilir. Rengi daha açık ama kumaşını çok çok sevdim böyle. Biraz böyle kaygan yüzeyli, mumlu gibi duruyor. Çok tatlı bir trençkot. Bunu XS yine tabii ki giydim. Hani tam omuz ölçüsünde aslında. Ama bence biraz daha hacimli dursa, bir tık daha büyük dursa bence çok daha güzel olur. Şöyle kemerli. Bunda da tabii ki astar yok. Bu sezon hiçbirinde astar yok. Onu anladık. Var mı bir şüpheye düştüm ama gerçekten kumaşını çok beğendim. Buna bakabilirsiniz. Bu tavsiyemdir. Arkadan bu da yırtmaçlı. Bunun da fiyatı 3200. Kodu da şurada. Şöyle kumaşı da bir göstereyim. Anlaşılmıyor ama çok güzel. Of, nefis bir parça buldum. Aslında uzun bir ceket bu. Ama trençkot olarak giyebilirsiniz. Ama bunda XS giydim dedi ama kasıyor. O yüzden bunu da bir beden büyük alın. Önünü de falan ilikleyince güzel duruyor aslında. Enden o kadar dar değil ama kolları aşırı kaslı. Biraz böyle vatkası da var ama tarzı o kadar nefis ki ben çok beğendim bunu. Bakar mısınız? Üzerimdeki siyahlarla çok iyi olmadı ama yakından anlaşıldı mı? Anlaşıldı bence ya. Çok beğendim. Arkası da böyle yırtmaçlı. Bayağı cool. Fiyatı 4000 TL. Fiyatı tabii 4000 TL görünce hemen içeriğine baktım. Viskon kumaş ve içi de astarlı. Bir de giydiğimin şöyle dışarıdan cepli olanı var. Bunun da kumaşı çok güzel gözüküyor. Şöyle iki düğmeli. Fiyatı da bunun da 4000. Bu da viskon kumaş. Deri trençkotlar bu sezonda yine var. Asla bunların da modası geçmiyor. Ben hatta iki sezonluk falan diye düşünüyordum ama her sezon geliyor. 2800 lira. Hani kalıbı güzel olursa gerçekten ben de yavaş yavaş ısındım. Mesela bunun kolları falan bayağı güzel gözüküyor. Trençkotlarda daha oversize kabanları seviyorsanız mesela bu XS, oradan hesap edin ne kadar geniş olduğunu. Şöyle bir üst katı vesaire var. Öyle bir detay yapmışlar. Kenarları böyle pörçüklü vesaire. Kesilmiş gibi sanki.
Ama omuzlarının hacmi falan çok hoşuma gitti. Bu apoletlerin daha aşağıda duruşu falan çok güzel. Dediğim gibi bu XS arkadan şöyle yırtmaçlı. İçinde herhangi bir astar yok. Bunun fiyatı da 2.800. Şimdi şöyle bir trençkot daha göstereceğim. Önden olduğu gibi çıt çıtlı ve küçük yakalı. Ama nasıl biliyor musunuz? Kalıp kalıp böyle. Yani böyle jilet gibi dursun üstümde böyle. Hiç bükülmesin, ezilmesin istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben çok sevdim mi? Hayır ama hani böyle öyle bir duruyor ki. Böyle. Alçıya batmışım gibi çimentoya. Böyle. Evet, bu trençkotta sadece small'a kadar var. Ben de small denedim. 3.600 fiyatı. Ben size tabii ki trençkotları değil, bu ara sezonda giyebileceğiniz her şeyi göstermeye çalışacağım. Böyle kısa montlar olur, yağmurluklar olur. Bunun renginin tatlılığı peki o kadar güzel ki. Çok beğendim. Nar çiçeği. Ben küçükken derine almıştım böyle bir mont. Aynı ona benziyor. Yandan cepli. Bu da çiftli bedenlerde satılıyor. XS ve small. Ama muhteşem bir şey yani. Renk olarak aşırı güzel bir nar çiçeği. Hazır şuradan çekeyim bir dakika. Fiyatı da 2.400. Şimdi tarzı ve renk karışımını çok çok beğendiğim bir parça göstereceğim size. Genel olarak ben zaten parka da çok sevdiğim için. Bana çok güzel geldi ama size gelir mi bilmiyorum. Normalde çok beğendim. Kumaşı vesaire çok güzel. Kapşonu da var. Kapşonunun çıkmamasını pek sevmedim. Ama bu iki kontrast rengi lacivertle haki birleştirmelerine bayıldım. Böyle kumaşı dediğim gibi dokunsanız çok çok güzel. Çift katlı böyle de bir detayı var. Bayağı anlattım bunu ama bayağı sevdim. Hatta şuradaki belindeki lastiklerle de tam belinize oturtturabiliyorsunuz da. Bayağı güzel. Yalnız bunda hiç etiket bulamadım ben. Çok ilginç. İç şeyini kodundan vereceğim. Öyle bir bakın. Etiketleri yok şu anda. Bu small beden. Galiba sadece de small'a kadar. Ne kadar çok anlattım bunu. Bayağı sevdim yani. Etiketi en ucundaymış ama tahmin ettiğim gibi small'a kadar. 4000 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereceğim. Biraz böyle kırışık da bir kumaş. Böyle değişik. Bir de bu sezon çok güzel bir deri koleksiyonu var Zara'nın. Mesela şunun rengini falan çok beğendim. Bu arada küçük bedenleri kalmamış. Medium'unu denedim. Böyle büyük cepleri var. Dediğim gibi gerçek deri. O yüzden biraz fiyatlı ama bu M bedenini ayrıca sevdim. Biraz kollar uzun gelse de bence tatlı oldu. Daha böyle bol duruşu hoşuma gitti. Rengi zaten muhteşem. Böyle deri parçaları istiyorsanız gömlek gibi buna bakabilirsiniz. Gerçek deri olduğu için 10 bin liracık bir fiyatı var ama gerçekten güzel bir parça. Ve Zara'nın deri koleksiyonundan bir parça daha deniyorum. Bu biraz böyle kırışık, yüzeyi böyle süet gibi böyle griye dönük bir haki. Ben çok severim bu tonları. Üstümdeki small mesela bunun kalıbı geniş, diğeri gömlek gibi daha dardı. Small olarak gayet güzel. Böyle yakasız. Bunun da fiyatı 8.000 lira. Şöyle kardeşim. Bir de size gerçekten çok ama çok beğendiğim bir mont göstereceğim. Böyle kumaş ve yumuşacık. O kadar güzel ki özellikle şu yaka detayını falan çok çok sevdim. Bunu XS giydim bu arada. Kalıbı biraz enden geniş ama kolları vesaire tam oldu. Rengini de çok çok sevdim. Şöyle göstereyim. İçi de astarlı falan. Çok tatlı. Bayağı beğendim yani. Böyle kısa mont bakıyorsanız bunu aklınızda tutun. Fiyatı 2.400 TL'ymiş. Şöyle de kodunu bırakıyorum. Yine rengini çok beğendiğim böyle paraşüt kumaşından o kadar güzel bir mont ki, o kadar hafif ve yumuşak ki ve dediğim gibi rengine bayıldım bunu. Çok güzel böyle kısa montlar gelmiş. Yani trençkotlar çok klasik kaldı, sıkıcı kaldı. O yüzden ağırlıkla bunları gösteriyorum ama bayağı güzel. Dediğim gibi rengi çok güzel, hafif böyle dolgulu. Bayağı çok beğendim. Bunu XS giydim. Fiyatı 2000 TL'ymiş. Şöyle göstereyim ama şu kumaşa bakar mısınız? Nasıl güzel. Şu biyeleri de çok tatlı. Bir tane de şöyle yine kumaş kapitone bir mont buldum. Böyle büyük büyük cepleri var yandan böyle kullanabileceğiniz. Bu XS kalıbı biraz bol. Ama kolları vesaire çok güzel oldu. Yumuşaklığı nefis zaten. Böyle yakasız. İçi de astarlı. Çok beğendiğim bir model oldu bu da. Yani çok yumuşaklığına bayıldım. Ay ben bu sezon hep bütün montlara bayıldım. Bunun da fiyatı 2.400. Kumaşını da şöyle göstereyim. Çok güzel yumuşacık. Bir de şöyle biraz uzun bir kapitone mont göstereceğim. Ben bunu da beğendim. Rengi çok çok güzel yumuşacık. Çok hafif. Böyle kapşonlu. Kapşonu maalesef çıkartılmıyor. Hani eğer sevmiyorsanız. Böyle bir parça. Rengi falan bence çok çok güzel.
hani tam sezonluk. Bunların da hiç modası geçmiyor. Rengi de öyle çok zamansız. Gayet güzel bence. Hafif bir mont arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Bu ilk ses veren bu arada. Fiyatı 1800. Ay bir de aşırı tatlı böyle crop bir bomber gelmiş. Bunu bayağı beğendim. Üzeri böyle sanki şey gibi, kadife gibi, süet gibi böyle yumuşacık bir dokusu var. Bu small beden. Dediğim gibi crop bir parça ama bayağı tatlı. Şöyle yakından göstereyim iyice. Dikiş detayları falan bayağı güzel. Bomber'ın fiyatı 1400 lira. Bu da mesela yürüyüşler için falan çok güzel olabilecek. Burası böyle su geçirmez kumaş. Kolları da scuba kumaşı gibi kapşonlu. Bayağı belinize oturan dar bir kalıp bu arada. O yüzden ben bunu small denedim. Bayağı da güzel gözüküyor aslında, şık kapşonlu. Dediğim gibi yürüyüşlerde falan bayağı rahat kullanabilirsiniz. Fiyatı da 1400 TL. Bir de bu sezon böyle içerisinden sweatshirt çıkmış görüntüsü olan aslında dikili bunlar. Böyle hem blazerler hem de bu tarz böyle kabanlar çokça var Zara'da. Eğer beğeniyorsanız bunu da bir göstereyim dedim. Aslında kumaş çok kaliteli bir şey değil. Polyester tamamen. Ama hani böyle jilet gibi, kalıp gibi durması için de polyester gerekiyor. Ama bu galiba %100 polyester. Dediğim gibi eğer bu tarzları seviyorsanız böyle spor ve şık bir parçaları, buna da bakabilirsiniz. Bu arada hiçbir küçük bedeni kalmamış. O yüzden bunu medium denedim. 2400 lira fiyatı var. %100 polyester diye şey attık ama, bok attık ama aslında sadece %63'ü polyestermiş. Viskon ve elastin karışımlıymış. Ve Zara'ya her sezon olduğu gibi bu süet görünümlü trench coatlardan da gelmiş. Bir de şöyle bir yeşili de var. Bunun kodunu göremedim. Buradan vereyim. 1600 lira. Şimdi Mango'ya geldim. Fiyatını görünce şaşıracaksınız. O yüzden hiç denemiyorum. Galiba vatkası da var. Evet, vatkası da var. Böyle çok klasik bir model. Fiyatı 5000 lira. Bir premium serisi çıkarttı ya. Sanıyorum ondan. Hatta 5000 değil 6000 lira. O yüzden bence hiç gerek yok denemeye. Çünkü 6000 lira yani deri mont değil, bir şey değil. Şöyle bir klasik model var. Bir bakayım bu ne kadar. Bu da yine vatkalı böyle. Aslında kalıpları falan çok güzel ama bir dakika. Etiketi yokmuş onun. Hemen bakalım bu ne kadar. Bu da 4600 lira. Hani abartmış yani. Çok klasik yani, her yerde bulunabilecek bir trench coat. Sadece vatkası var, o kadar. Öyle. Gerek yok. Yine Mango'nun deri trench coatları gerçekten güzel oluyor. O yüzden bunu bir paylaşmak istedim. Normalde şöyle küçük yakalı ve ayrıca buradan da bir kopçası falan da var. Bayağı böyle kemerli falan güzel ve derisi çok çok yumuşak. Böyle. Bunun da fiyatı 3300 TL. Bir de şöyle bir yeşil buldum. Bunun da rengini çok beğendim. Kalıbı da biraz geniş olduğu için bunu da ikisi giyip göstereyim istedim. Yakası falan bayağı güzel ama omuzu biraz içeride kaldı gibi. Small olsa daha güzel ama boyu falan bayağı güzel. Arkada yırtmacı var mı? Var. İçinde de astarı da var, böyle göstereyim. Dediğim gibi rengi falan çok güzel. Bunu da biraz da farklı deneyeyim dedim. Açtığınızda da bolluğu böyle. Ama dediğim gibi sanki ya omuza oturdu ama acaba daha mı büyüyor? Yok yok. Tam bedel alabilirsiniz bunda. Bir de giydiğim yeşilin daha açık bej tonu da var. Onu da böyle göstereyim rengini. Bir tane de böyle daha orta boy, böyle hani çok uzun olmayan bir trench coat deneyeceğim ama bunu biraz kalıbı dar gibi. Bunu small deneyeceğim o yüzden. Önce etiketini göstereyim. 2400 lira fiyatı. Bir tane de yine şöyle çok klasik giyiyorum. Bunun boyu çok uzun değil ve kalıp olarak daha küçük olduğu için bunu da small beden denedim. XS almadım. Zaten omuzları falan ancak oldu. Buraya kadar böyle düğmeli vesaire. Böyle kemerli. Çok klasik bir trench coat ama ben şurada bir tane trench coatları sevmiyorum. Böyle çok ya uzun olmalı ya da daha hani dizler falan olmalı bence. Bu böyle ara boy çok hoşuma gitmedi ama astarlı falan oluşunu sevdim ve böyle kalıp gibi sert bir trench coat. O yüzden rengi falan güzel ama dediğim gibi hani bu kadar düğmeli sevmedim. Şimdi Elsweyk 2'ye geldim. Böyle uygun fiyatlı, işimi görsün, sezonu geçireyim sadece derseniz bence bunu alabilirsiniz. Oldukça hafif ve bence parasına göre gayet güzel bir trench coat. Hatta içinde astarı bile var. Zara utansın yani. Şöyle kemerli göstereyim.
Şöyle açınca da enden böyle ama kolları bir tık dar. Eğer içinizde kalın bir şey giyiyorsanız biraz kasabilir bu 34 bedel. Taksitli 1443. Peşin fiyatını alırsanız da 1300'e geliyormuş. Şu peşin ve şeyi anlamış değilim. Bir tane yine şöyle çok klasik bir trençkot buldum. Bu da 36 beden. En azından bir öncekiyle kıyaslayabilirsiniz. Bu da güzel aslında. Çok da yumuşak. Bir tık böyle sönük duruyor ama güzel. Şöyle astarlı. Bunun da peşin fiyatı 1300. Taksitli alırsanız böyle. Kodu da şurada. Bir tane de şöyle kapitane bir mont buldum. Gayet hafif ve çok da güzel duruyor. Kapşonlu. İçi de böyle astarlı. Gayet yumuşacık ve güzel. Yandan böyle yırtmaç detaylarını falan da sevdim. Bunun bedenini hatırlamıyorum. Bakacağım. Şöyle kapşonlu. Bayağı güzel bence. Tam mevsimlik. Bunun da fiyatı trençkotlarla aynı. 1300'e peşin fiyatını alabiliyorsunuz. Ben XS ve small giydim. Bir de onun şöyle yakasız yani kapşonsuz olan kapütöneleri var. Bunların da fiyatı 1000 TL. Onları da bir göstereyim şöyle size. Bunun aynı zamanda siyahı da var. Yakasız kapütöne montların bir de böyle bej rengi de varmış. Yani daha böyle tabaya dönük bir renk. Hatta bu da çok açık çıkıyor. Yine kodunu vereyim. 1000 lira dediğim gibi şöyle. Evet, mağaza mağaza dolaşıyorum. Şu anda Pull&Bear'e geldim. Orada da yine bu kanvas kumaşlı deri detaylı montlardan var. Şöyle büyük cepleri vesaire. Bayağı güzel. Bunu XS giydim. Bu arada bu belden de kıstırılıyor ve belinize oturtturabiliyorsunuz bunu da. Kumaşı falan çok güzel. Hatta Zara'da demiştim size Prada'nın muadili olarak bu montlar bu sezon görebileceğiniz parçalar. 1800 lirada bir fiyatı var. Bu arada trençkotta ben Pull&Bear'ı bayağı beğeniyorum. Normalde diğer Inditex'teki en kaliteli bulduğum marka burası. Bu trençkotta bayağı uygun fiyatlı ama gerçekten rengiyle kalıbıyla bence çok çok güzel. Hatta içerisinde bunun da astar var ve fiyatı daha uygun. Niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Omuzlarında böyle apoletleri var. Bunu da yine XS giydim. Şöyle kodunu bırakıyorum. 1600 lirada fiyatı var. Bir de onun şöyle çok güzel bir harkisi, bir de şöyle siyahı da var. Zaten aynı ürün. O yüzden bunları denemeyeceğim. Bir de şöyle dik yakalı çok güzel bir trençkot buldum. Bir dakika şu saçlarımı bir toplayacağım. Şöyle tutturabiliyorsunuz ve önü tamamen böyle dümdüz kapanıyor. Bu XS beden kalıbı oldukça geniş gördüğünüz gibi. Kemerleri falan da var. Bayağı güzel bak. Bunu beğendim. Şeydeki kalıp gibi değil. Zara'daki gibi değil. Bu da yine şeyli, astarlı. Bayağı güzel rengi ve tarzını beğendiğim bir parça oldu. Fiyatı 2000 TL. Bir tane çok değişik aslında bir blazer gibi böyle bir trençkot göstereceğim. Bunun XS'i yokmuş. Small'da inanılmaz büyük geldi. Böyle uçlarından da yine gömlek çıkmış gibi yapmışlar. Ama kumaşının rengini vesaire çok çok beğendim ve aşırı yumuşak. Astarlı diyebiliyorum. Evet, astarlı. Böyle farklı tarzları deniyor olmasına bayılıyorum Pull&Bear'ın özellikle. Bence güzel. Ama bana hiç yakışmadı, o ayrı. Bunun da fiyatı 1800 lira. Çünkü Pull&Bear'de de böyle suni deri, bir de şöyle yeşili de var, hakisi de. Deri trençkotlar da var. Onları da şöyle göstermiş olayım. Bakalım ne kadarmış fiyatı. Hemen buldum. 2000 lirada bir fiyatı var. Puffer montları seviyorsanız hazır indirime girmişken bunu da videonun arasına sokayım. Şöyle crop bir parça. Fiyatı 790 liraya düşüyor özel fiyatlarda. Şöyle siyahı vesairesi de var. Bunu da ekleyeyim. Tabii ki bir trençkot gibi denim ceketlerde, montlarda bu böyle ara sezonlarda çok kurtarıcı oluyor. Bunun da modelini çok beğendim. Böyle kemer detayını şeye yapmışlar, ön tarafa getirmişler. Rengi eskitmesi ve grisi çok çok güzel. Bu XS beden. İnsanlardan da çekemiyorum. Böyle. Ve İpek Yol'a geldim. Bu da İpek Yol'da oldukça klasik, yine orta boy, böyle çok dar kalıpta, astarlı böyle bir trençkot göstereceğim. Bunun da şu anda fiyatı 3600 TL. İpek Yol'daki bu trençkota bayıldım. Kısa, rengi falan çok güzel, hafif de parlak böyle. Bunu 34 beden giydim. Enden bayağı bol aslında ama çok beğendim. Rengiyle, tarzıyla çok güzel. Bunun fiyatı 5000 TL.
Yine İpek Yolu'da böyle çok klasik lacivert var. Lacivert de yine bir camel rengi kadar çok klasik bir renk. O yüzden bunları mutlaka almaya çalışın. Ne kadar bir boyu yine çok böyle uzun değil. Çok klasik bir model. Bunun da fiyatı 3600. Bu da diğerlerine nazaran biraz daha böyle hani yağmurluk gibi yüzeyli. Biraz böyle parlak. Daha dediğim gibi su tutmaz. Daha uzun bir boyda olan trençkot. Bunun da hemen bir fiyatını bulup size paylaşacağım. Bir dakika. Bunun da fiyatı 5600 TL. Şimdi Berska'ya geldim ama umduğumu bulamadım. Herhalde burada sezon açılmamış ama şöyle derim trençkotlar şu anda özel fiyatlarda göstermek istedim. Aslında yeşil tonu olarak damarlı deri görünümünü falan çok çok sevdim. Bakar mısınız ne kadar koyu bir zümrüt yeşili. Bu XS bedel. Bunun siyahı vesaire de var. Onlara da bakabilirsiniz eğer böyle deri trençkotları seviyorsanız. Aslında kalıbı falan bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Özel fiyatlarda 1950'ye ancak düşmüş. Bir de trençkot olarak bunu bulabildim. Rengi böyle çok açık bir yeşil. Ben bu kadar açık yeşilleri çok beğenmiyorum. Ama kötü mü değil. Bu da XS beden bu arada. Bunun siyahı ve bej rengi de var. Artık dedim ki bir farklı bir renk giyeyim diye bunu gösterdim. İçi de astarlı. Gayet hoş. Bunun da fiyatı 1600 TL. Wow! Başka da trençkot bulamamış olabilirim ama şu vintage görünümlü. O kadar ince ki çok güzel bir deri mont buldum böyle eskitme. Bayağı tarzı güzel ve boyunun uzunluğunu çok çok sevdim. Bunu XS giydim dediğim gibi ama ben tercih edersem mesela small falan alırdım bunda. Belli de lastikli. Bunun da fiyatı 1600 lira. Onun bir de böyle bir kahvesi var. Bu çok daha yumuşak ama bence bu siyah çok daha güzel. Bir de Bershka'da böyle bir motorcu montu gibi böyle biker bir mont da var. Bunun kırmızısı da var. Fiyatlar herhalde sabit burada 1600. Bu da kırmızısı. Bunu da mavi cinste deniyorum. Böyle yakaları falan oldukça büyük ve geniş bir kalıbı da var. Böyle kontrast iki renk yapmışlar bunda. Aslında tarzı güzel. Bunu XS giydim bu arada. Öyle bir paylaşayım. Beğendim. Bir tane de yine böyle geniş yakalı, daha böyle açık hatta aşağı kadar uzun. Şöyle bakar mısınız? Daha kısa boyda olanlarını isterseniz bu da mavi cinste yine. Astarlı bu arada bunlar da. Fiyatı 1800 lira. Bir de şu kısa trençkotu çok beğendim. Bunda XS kalmamıştı. Small giydim. Bu mavi cinsteki trençkotların biraz yakaları daha büyük diğer markalara göre. Ama genel olarak tarzını çok beğendim ve yeşil tonu çok güzel bence. 1600 lira da fiyatı. Bir de şöyle bir renk varmış. Rengini çok beğenmediğim için denemedim ama yine de paylaşayım. Daha böyle kiremit rengine yakın bir renk. Böyle içi de astarlı. Oldukça klasik. Yargıcı'da da bu kısa boylu trençkot, kısa boylu neyse yani kısa trençkot şu anda indirimdeymiş. Yani indirimli hali bile fazla yüksek ama yine de paylaşacağım. Bu arada erkekmiş bu. Şaşırdım. Ve şimdi bir tane de Yargıcı'da deniyorum. Bunun içerisinde ayrıca şöyle bir kapitone şeyi de var, yeleği de var. Ayrıca kullanabiliyorsunuz. Bu bir beden. İçimde hırkayla denediğimde kollarımı bayağı kastı. Aslında elinden geniş gibi ama bilmiyorum. Bayağı darlandım yani. O yüzden ince parçalarla giyebilirsiniz. Aslında şeyi falan çok güzel. Böyle kalıbı falan bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Ay çok kasıldım. Bir de şöyle gerçek süet, çok güzel deri montlar var. Tabii fiyatlı ama bildiğiniz aslında blazer kadar ince. Fiyatı ne kadar bakalım. 15.000 TL. Ama güzel. Bir de şöyle çok güzel kahve bir deri mont buldum. Bu da şu anda indirimdeymiş ama bedenleri yok. Şu 3 beden. Acı kahve oluşunu falan çok sevdim. Takamadım da bir dakika. 7.000 liraya düşüyor indirimde. Bir tane de şöyle kimono kollu denim kumaşından böyle bir parça var. Aslında hani tam sezonda giyebileceğiniz bir parça. Hemen fiyatını veriyorum. 5000 lirada bir fiyatı var. Merhaba, hoş geldiniz.
Evet, videomu burada bitiriyorum. Umarım aradığınız trençkota bu video sayesinde yine bulmuşsunuzdur. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.